İyi akşamlar sevgili seyirciler, lider haber ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bugün hepimiz için çok özel bir gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Rasim Bey ile birlikte haber yorum programında bugün yurt genelinde kutlanan coşkuyla kutlanan 101. yıl etkinliklerini değerlendireceğiz. Rasim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. olun. Nasılsınız? İyiyim. Sağ. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Ezgi tabii diyecektiniz. karıştı, <laughs> İsimler karıştı. <laughs> e, Karışamadık. Ezgi evet, de şu Gözümden an. Gözümden kaçmadım. Efendim bugün olsun. hepimizin evet. özel bir gün. Neşemizden de belli oldu. Evet, Cumhuriyetimizin evet. 101. Değil yılını kutluyoruz hep birlikte. Sen de birlikte. tam cumhuriyete uygun giyinmişsin. Çok giymişsin. teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben de kırmızı bir kravat giyeyim dedim ama Dün olmadı. Dün söylemiştiniz bulamadınız. Yani kırmızı daha böyle... Şey olayım dedim, böyle buna uymaz diye düşündüm. Sen zaten Yok, kıpkırmızı gayet, olacaksın. Gayet uyumluyuz. Ben yani cumhuriyetimizin bayrakları sen temsil etmişsin Teşekkür bugün. ederim, hepimiz için öyle olsun. Şimdi efendim bugün yurt genelindeki e, görsel şöleni getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi evet. az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim özel programında bir konuşma evet, gerçekleştirdi. Onu zaten bizim Ekranlara biraz yayın şey oldu, gecikti. Ne o diyeceksiniz sebeple? bunlar için? Öncelikle sizden biraz yorumlarınızı alalım. Valla şimdi bir kere artık Cumhuriyet kutlamaları bizi birleştiren bir şey olması lazım. Geçmişte hep böyle şey olurdu. Orada kutlandı, yok siz kutladınız, biz kutlamadık. Coşkulu oldu, olmadı. Bu sene baktım o ortam yok. Güzel kutlamalar. Ayrışma yok. Ayrışma yok, olmaması lazım. Ben baktım sarı yerde bangır bangır, öbür tarafta her yerde güzel kutlamalar var. Tayyip Bey de güzel bir konuşma yaptı eee yurttaki kutlamalar da güzel. Yani cumhuriyetin bizi birleştirmesi lazım. Ve birkaç manyak çıkabilir, bir şey yazar vesaire. Onların bir önemi yok. Bizim gayet güzel. Bu seneyi ben şey gördüm yani. Gayet bir bir türlü içinde gördüm. Şey de yaptı mesela. Ben baktım geçen genelde Dem de Parti cumhuriyet kutlamalarını görmezden gelirdi. O gün hasta olurum. Bugün, bu sene Cumhuriyet Acaba yazıyor. bunun sebebi de ha, devlet, devlet bahçelinin Bahçeli yaptığı ayı. açıklamalardan dolayı Aynen. bir birik beraber niye Devlet bahçelinin yaptığı mesaj olmasaydı bu dönem bu sene de, de hastayız, postayız işte bir, bir başka bahane bir bahane olur da bir gelenektir o o harekette. Ama bu sene baktım güzel bir kutlama yaptılar hepimizi birleştirelim dediler. Güzel, bunlar çok güzel gelişmeler. Yurtta da güzel kutlandı, veterimiz var herhalde değil mi? Şimdi onlara gideceğiz biraz, şimdi ha, bir sabaha gidelim. Sen yönlendir, nasıl Önce bir sabaha oraya. gidelim sevgili izleyenler. Bugün aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evet. bakanlar, tabii ki de e, bu anlamdaki yetkililer. E evet e gittiler. Evet, gittiler. Önce veterimizi izleyelim, sonrasında üstüne tamam. konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anıt kabiri ziyaret etti. Tören devlet erkanının aslanlı yolda yürüyüşüyle başladı. Erdoğan Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra misak Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyet'in ilanıyla taşlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Anıtkabir devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Danıştay Başkanı. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Cumhurbaşkanı kabinesi üyeleri. Efendim ekranlara getirdik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabahki görüntülerini. Ne diyeceksiniz heyet için? Valla güzel bir Özgür Özel de orada. Bak ne kadar güzel. Mesela geçmişte gerilimler olurdu. O ona selam vermez, elini sıkmaz. Baktım müsavat Müsava Derviş oldu hemen gitmiş. Devlet Bahçeli'nin elini sıkıyor. Ben burada biliyorsun demiştim ki Urgan Murgan da olsa Devlet Bahçeli hepsinin genel başkanı. Evet. İyi Parti'nin de genel başkanı. İyi Partiler iyi İyi Partilerin de ülkücü hareketin genel siyasi önderi, manevi lideri gibidir. Dedim burada da gayet güzel. Benim tek olayım artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Şimdi Cumhuriyeti tartışacak saltanata dönelim diyen var mı? Böyle bir yok. şey yok. Şeriat gelsin diyen de yok. Hiç kimse yok, hiç kimse yok. Bak bir sürü yorumlar geliyor değil mi? Lider Haber hem bir yandan Tayyip Erdoğan'ı destekleyen bir kala ama bir yandan da objektif olma, olan bir kala. Her türlü de özgürlük oldu bir kala. Hiç burada bir hatta sizin özgürlüğünüzden ötürü başkaları rahatsız oluyor falan <laughs> görüyorum. Kimse rahatsız olmayacak. Herkes istediği gibi yaşayacak, istediği gibi giyinecek, isteyen başörtüsü takacak, isteyen mini etek giyecek. Özgür bir ülke olacak. Bu artık saçma sapan yaşam tarzı tartışmalarıyla ömrümüz gitti ya. Ömür hadi bizim ömrümüz gitmedi de bizden büyüklerin ömrü gitti. Yıllarca aslında hep böyle bir kapalı, açık ayrışması vardı. Başörtülü, başörtüsüz. Bitti Biz şimdi bunu açtık şimdi aslında bitti. Evet. E, özgürlük bir yana şimdi açık olanlar biraz daha bu anlamda. Birbirlerine yani, laf, etmeye baş... laf etmeye başlıyor. <laughs> Güzel bu da farklı bir gözlem. Evet, farklı, bir bakış Bak, farklı bir gözlem diyorsun ki aslında şimdi açık olanlar birbirine özgür. Evet. birbirine laf ediyor. Sen şunu giydin, senin etek boyun şu şu mu, bu mu? Rahatsız. böyle bir saçma sapan Tabii kadınlar arası olan <laughs> tartışmalar ben girmek istemem. Bir erkek olarak hiçbir öyle bir şey yapmam. Yani kadınlar arası tartışmaya giren erkek ölümü garanti erkektir. Biz risk almayın Kadınlar, kadınlar, arası tartışmalara saygılıyız diyelim. Vallahi çok güzel. Şimdi zaten resepsiyon var Ankara'da. Evet. Orada Bizim lider haber temsilcileri de orada. Evet hepsi. Ee, hepsi orada. Ender Bey ve Gülşah Hanım zannediyorum Dubai'de. Onlar olsa onlar evet. da Ankara'ya Ankara gideceklerdi. Ankara temsilcimiz Ebru Balıkçı orada, orada. Orada. Yani canlı yayın yapacaksak orada yapabiliriz ama herhalde yoğun yapılması güç. Şu an güç. herkes oradaki temasları yarın, gerçekleştiriyorlar. Yarın 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 Ebru'yu bağlarız e, yarın ne olacak, olacak ne bitecek evet, diye. Alalım yayına. Yurttan da görüntüler vardı herhalde. Sen, Şimdi yurtta, şey sen yurtta da biliyorsunuz Akistel'de. çok güzel görüntüler gerçekleşti. Bunları da ekranlarınıza getireceğiz. Coşkuyla kutlandığını aktarıyoruz. Gelsin görüntülerimiz ekranlara hemen evet. bir bakayım. Bakalım evet, konuşalım. Evet. İstanbul, Ankara, İzmir. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül törende açılış konuşması yaptı. Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamanın onur ve gururuyla sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesi olan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ankara'da öğrenciler bando eşliğinde yürüyüş yaparak Cumhuriyet Meydanı'na ilerledi. İlçedeki okullarda öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve şiir okumaları gerçekleşti. Müzik Sakarya'da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Jandarma Komando Birliği'nin hazırladığı gösteri göz kabarttı. <laughs> Kutlamalar saygı duruşuyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Efendim görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Burada coşkuyla kutlandı. Rasim Bey bu görüntüler Bak, için ne diyeceksiniz? Şimdi izlerken biliyorsun ben 81 doğumluyum. 43 yaşındayım. Necmi. Sen benden bayağı küçüksün. Sen 95'lisin değil ben mi? Ben gencim. <laughs> biz ya, biz yaşlıyorum. Yaşımı da göstermiyor Estağfurullah. estağfurullah. Şak tabii ediyorum. estağfurullah. Tabii, 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 tabii estağfurullah. Tabii yani sizler <laughs> cepini çok daha da genç gösteriyorsunuz. Şimdi bunları izlerken neden ben 43 yaşında olduğumu söylüyorum. Burada mesela bak, baktım bir liseli bir kızımız başörtülü evet. biri işte kolsuz giymiş bilmem ne He, yan yana. Eskiden var ya diyelim bir kişi bunu yaptı. Hayda bütün gün kriz çıkar. Sorun çıkar. Bu nasıl girdi araya? Valiliğe yazı bilmem ne falan filan. Ya da başka zamanlarda efendim işte bilmem 19 Mayıs kutlamalarında şort mu giyildi bilmem ne mi. Hep bu saçma sapan. söylerken bile tiksindiyim. Tartışmalar yüzünden. Bak bak şu korteşe bak bak. Şuradan bakalım bak, biz daha güzel duruyor. Bak çortlu kızlarımız da geçiyor. Baktım içlerinde başörtülü kızlar da var. İzmir burası. Cumhuriyet benim memleketim. aslında bu değil midir? Bu normalde Cumhuriyet karşısında. bu ama senelerce Cumhuriyeti ayrıştırıcı idare ettiği için bazı yöneticiler bazı devlet kesimleri diyelim. Ne oldu? Ayrıştırıldı. İşte onun için gelelim güncel konuya. Devlet Bey nasıl ki dindarla laik kesim arasındaki, dindar kesimle laik kesim arasındaki bu saçma sapan toplumsal gerilim bitti. Her yani şeyler olur, kültürel farklar olur. Tabii ki. Ama bir arada yaşanıyor. Bir memur, ben görüp trafikte bile mesela. Bir başı açık memur var, bir başı kapalı memur, polis memur. Eskiden polis memur başı olacak dediğinde nöbet geçiren kesimler olurdu. Olamaz öyle şey, bilmem ne, yürürüz falan filan. Al işte bak, Bak Ne güzel, güzel. Bir görüntü. Güzel. Ve aslında bence bu görüntülerin e, diğer bir e, güzel yani, anlamı da aynen. hep şu e, vardı. İşte artık e, eğlenceler bu şekilde etkinlikler yasaklandı. Biz ya bayramlarda onlar, onlar kutlanıyoruz. Deniyordu ama bırakıyor. şimdi bakıldığında çok da güzel görseller yine. Bak aynı ben sana bir şey söyleyeyim. Var. Bu açıdan yapılan eleştiriler hepsi fake'tir. Yok efendim yeterince kutlanmıyor, yeterince bayrak yok falan. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar Tayyip Erdoğan'ı şahsen sevmiyorlar. Evet. evet. Muhalefet de edemiyorlar çünkü bugünkü yönetimde bu Cumhur İttifakı biliyorsun milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü bir sentez. Ne yapıyor? Uyduruyor. Kutlanmayacak, göreceksiniz kutlanmayacak, gelmeyecekler. Abi takıntı bu. Sapıkça takıntı. Zaten ben hep onlara şey diyorum ya yani bunlar muhalif gözüken iktidar yandaşları. Muhalefet olmak da zeka işi ama. Tabii muhalefet. Bunlar zeka evet, yok. muhalefet muhalefet olmak olabilmen zeka için işi senin orada farklı bir şey söyleyeceksin. Ki dikkat sen, çeksin. Sen orada bunu yapamadığın için sallıyorsun. 90'lardan kalma söylemle. Geçen sene söyledim. cep evet. telefonu gibi. <laughs> Vallahi billahi. Bu <laughs> kalmadı. Şimdi bak nedir gün olamış. Ne dedik senle? Dem de kutladı. Evet. Geçen sene kutlamadı. 100. yıl düsterik. Kutlamadı geçen Bu sene kutladı. Niye? Devlet Bahçeli'nin uzantı terhisi Burada bu sorunları da aşacağımızı düşünüyorum. Devlet Bahçeli çok büyük bir iş yaptı ileride bu sorunları da mesela sabah ben baktım Tuncer Bakırhan Halk TV'ye çıkmış hı hı. rahatça konuşuyor oradan bir arkadaşım beni aradı abi izledin mi Tuncer Bakırhan dedi ünlü de bir gazeteci abi dedi işte o da tabii konuşurken Sayın Hocalar falan diyor kendi jargonlarıyla ya bir şey olur mu dedi 50 kere söyledi ya bir şey olmaz dedim artık evet. yani anladın mı rahat ol dedim bu tür konularda abi dedi geçen sene bir şey oldu tabii bu konjonktürleri aşarsak bak Konu olmuyor konu. Hatta eski kuşak için Allah Allah diyorsun ya böyle bir saçma sapan bir şey mi var? İnan bana. Hala bizim hadi bizde neyse eski kuşakta yurt dışına çıkarken pasaport memurunun başörtünü görünce oradaki ne bileyim şeyi başörtü görünce hala panik atak aa, panik atak ne? geçirenler oluyor ya da İnanamayanlar ya nereden nereye geldik. Aslında kadar basit bir konu. Aslında cumhuriyet sen de bu. Cumhuriyet, cumhuriyet bu. Amacı da cumhuriyet nedir abi herkesi bir araya da toacak. 85 aldım. milyonu 85 gerek. milyonu eşit yapacak. Bu bu yaşandı mı? Yaşandı. Bu da çok seviyorum. Türkiye bunu aşabildi. Evet. Aşamadığı konular var. Onlar da zamanla aşacak inşallah diyor yerliler Cumhuriyet Bayramı'nı herkesin Kutluyoruz. Kutluyoruz. Şimdi efendim bitmedi kutlamalarımız. Tüm yıldızlarımız e, ama... sola Türk de bugün çok güzel bir gösteri Oo, yaptı mağazalarında. Efendim hazırsa görüntümüz ekranlara alalım hemen üstüne konuşalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözünü ilke edinen gökyüzünün bekçileri İstanbul ve İzmir'de nefesleri kesti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da düzenlenen solo Türk gösterisi kendine hayran bıraktı. Binlerce vatandaş solo türkü izlemek için Maltepe Sahil Parkı'na akın etti. Heyecanları doruğa çıkaran gösterilerin bir diğer adresi ise İzmir oldu. Gündoğdu Meydanı'nda Türk Yıldızları tarafından düzenlenen etkinlikte Cumhuriyetin yeni yüzyılı karşılandı. Meydanları dolduran vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Hazır mısın? gökyüzünün yıldız bekçilerinin görüntülerini ekranlara çok getirdik. Güzel. Çok da güzel bir bu Konularda, şey. Bu konularda Türkiye çok ilerledi. Yani İHA'lar, SİHA'lar, savunma Bugün araçları. Bugün Gökbey evet, evet, evet. biliyorsunuz. Bizim Lider bu Haber'de bu konuda ayrı. özel bir yayın da var. Yani Cumartesi değil mi yayınlanıyor? Çok da güzel evet. sırf savunma sanayine ilişkin. Evet. Hakikaten Türkiye bu konularda çok ilerledi. Ama Bizi şu CHP içindeki saçma sapan tartışmalardan kurtulsam Yok Şimdi, korumaydı. Evet, Korumalara para verildi. Yok sen salaksın. Sen daha salaksın. Gırgıriye filmi seyredir sen? Gırgıriye vardır. Evet. Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezer. Onun gibi bir ortam işte. Ona benzer bir partiye <laughs> döndüm. Şimdi efendim Özgür Özel'in de bugün e, açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüyüş gerçekleşti. Bunun ardından da... E, vatandaşlara hitap etti. Evet, Eşim söyledi. Bu tarihi kavşakta yepyeni bir kavşaktayız dedi. Aslında bu da yine Devlet Bahçeli'nin bence sözlerini destekleyen bir yeni bir beraberlik birlik mesajıydı. Veterimiz alalım arkadaşlar ekranları üstünde evet. de konuşalım. Bugün bir ucunda Birinci Meclis, bir ucunda Ankara Palas, bir ucunda Türkiye İş Bankası'nın ilk binası, bir ucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası olan tarihi bir kavşaktayız. Birinci meclisten Anıtkabir'e doğru yürüdüler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yaşını kutladılar. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o yürüyüş öncesi ulusta Atatürk heykelinin bulunduğu noktada halkla bir araya geldi. Vatandaşlara hitabı oldu. O konuşmasında birinci meclise dikkati çekti tarihi bir kavşaktayız ifadesini kullandı. Ve bugün biz tarihi bir kavşaktayız. Bu ülkeyi kuranlar, bu ülkeyi kurtaranlar 23 Nisan 1920'de bu binanın içinde kararı verenler ve Kurtuluş Savaşı'nı yönetenler kimseden ama kimseden korkmadılar. Özel Cumhuriyet Bayramı'nın kutlama programına ilişkin konuştu. Atatürk'ün evinde, milletin evinde, Çankaya Köşkü'nde hiçbir partiyi ayırmadan gelin Cumhuriyeti olması gerektiği yerde kutlayalım. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim resepsiyonunun Çankaya Köşkü'nde yapılması çağrısında bulunan Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanan resepsiyona katılmayacağını duyurmuştu. Yaşasın Cumhuriyet'in evlatları. Yaşa Efendim, ekranlarınıza getirdik Özgür Özel'in konuşmasını. Rasim Bey ne diyeceksiniz? Bu yeni Abi, bir kavşak mı geliyor. Hala Özgür Özel'in yani parti içindeki saçmalıklar ayrı konu. O konuda galiba Özgür Özel uğraşıyor. Doğru bir konu ama Özgür Özel hala bana göre büyük bir siyasetçi gibi atıyor. Bak dikkat et. Herkesi kavruyor. Akıllı davranıyor. Siyasi şuurunun ben bu kadar yüksek olduğunu Özgür Özel'in bilmiyordum. Hakikaten yani klasik bir CHP Genel Başkanı gibi değil. Çok kavrayıcı, farklı insanları birleştirici, kucaklayıcı, bir birleştirici, çevirmeye değil. çalışıyor. Çünkü Özgür Özel de parti demek değil. Parti Vatikan gibi maşallah. Evet. Özgür Özel de başpiskopos. Ama başpiskopos, ya yani benzetme yapıyorum tabii. Ya da papa, papa, Vatikan, papa. Papa bütün Vatikan'a hakim olamıyor. Biz Vatikan'da bir evet. sürü olaylar var, şeyler, dedikodular, fitne, fesat kazanları falan. Maşallah Kemal Bey de. Herhalde bir yani genç Kemal o sen Kemal da... Bey senden daha genç yani. O 150 yaşına kadar yaşayacak gibi gözüküyor. Maşallah, Allah maşallah var. Versin. Daha enel başkanlığından indiği halde gözü koltukta. Ekrem İmamoğlu var. Ekranları şey çok var. aktif kullanıyor. Çok aktif yapıyor. ya yani, yani Özgür Özel'den maşallah daha enerjik. Özgür Özel 74 75'tir yani. Çok genç. Oğlu yaşındadır Kemal Bey. Valla o CHP içindeki yani benim içimi sıkan yine eğlence diye konuşuyor ama yani ben sıkılıyorum. Eee o iç tartışmaları dikkate almazsak Özgür Özel'in konuşmaları gerçekten çok iyi. Çok başarılı. bana veya. Ama tabii kendi tabanı ne der? Ne yaparlar? O CHP bambaşka bir dünyadır. Yani kolay bir dünya değildir. Orada herkes kendini çok önemli hisseder. zanneder. En büyük problem odur. CHP'de herkes kendini çok önemli hisseder. O kadar önemli insan olamaz dünyada. <laughs> yani... Hepsi tek partide toplanmış. Hepsi tek partide toplanmış. Hepsi çok önemli. Şimdi Hepsi efendim, o zaman e, Devlet Bahçeli'nin de bugün 101. yıl kutlamalarına eh, da dair bir şey mesajı vardı ve yine orada teröre vurgu yaptı. Evet. E, şu ifadeleri kullandı. İnatla terör diline saplanıp kalanlar doğru yolda değildir dedi. Alalım VTR'miz e, ekranlara üstüne de konuşalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur ifadesini kullanan Bahçeli, var olan sorunun bölücü terör sorunu olduğunu vurguladı. MHP lideri kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazanacaktır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir asrı geride bıraktığını, yeni yüzyılın ilk yıl dönümüne güçlü bir vizyona eşliğinde milli birlik ve dayanışma hissiyatının güvencesi altında aynı zamanda kuruluş felsefesinin bağlayıcılığı temelinde giriş yaptığını vurguladı. Güney Kürdistan tanımıyla kuzeyini tescilleme arayış ve çabasına girenlerin son şanslarını kullanmaktan özenle imtina etmeleri, ısrarla ayrıştırıcı ve bölücü üsluba sarılmaları hezeyan olmakla birlikte sahte demokrat, sanal özgürlük ve temelsiz halklar ezberlerini hurdaya çıkarmaktadır. Türk milletinin uzanan müşfik ve hoşgörülü elini hala idrak edememiş, manasını kavrayamamış, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları, hiçbir değer hükmüyle izah edilemeyen sakat pozisyonları yapıcı olmadığı gibi tam tersine sorumsuz ve yıkıcı mahiyetlidir. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına da değinen Bahçeli, terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir dedi. Türkiye Cumhuriyeti lütufla, bağışla, ihsanla, ikramla veya piyangodan çekilişle kazanılmamıştır. İç ve dış müstevli cephesinin Mütecaviz tahakkümleriyle de sarsılmayacak, sonsuzluk istikametindeki bağımsız ilerleyişinden kesinlikle vazgeçmeyecektir. MHP lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu olmadığını, sorunun bölücü terör sorunu olduğunu yineleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını tamamladı. Getirdik Devlet Bey'in konuşmalarını. Evet. Ee, ne diyeceksiniz bunun Şimdi için? Şimdi Devlet kutlama Bey, mesajına. geçen salı, yani bundan bir hafta. Devrim yarattı. Bunun üzerine bu elin daha sıkı tutulması gerekiyor. Demden çok iyi niyetli, akıllı konuşmalar olduğu gibi saçma sapan da bir PM şey oldu. Şimdi hemen ona da bağlayalım isterseniz. Şimdi süremiz de kısalıyor biliyorsunuz. Biraz bir tık geç girdik. Hemen evet sen demin demin şeyini de söyle. Evet en partiden hemen. de biliyorsunuz bir açıklama, açıklama geldi. Açıklama evet. Demirhan'dan. Abdullah Öcalan Amerika Birleşik Devletleri'nin garantör ülke olmasını istedi iddialarına ilişkin. Ya, Böyle bir de. şey söylendiğini, talep edildiğini duymadık açıklaması doğru, doğru yaptı. Ee, bunun VTR'si vardı arkadaşlar sanırım. Halk ee, TV'ye çıktı. DSF'si Gördüm. vardı. Saymaz'a. Şöyle onun, onu ben en son haberde de bugün anlattım. Yarın da yayınlanacak. Şimdi bombalarınıza bağlayacağız Bombara oradan. O zaman aynı anda mı bağlayacağız? Şimdi bağlayalım? evet aynı anda bağlayacağız. Şöyle diyeyim istersen Necip. Bunu Ekrem İmamoğlu'na yakın bir gazeteci uydurdu. Hatta Ekrem İmamoğlu sabote mi acaba dediler ama baktım ben Ekrem İmamoğlu'nun orada bir suçu yok. Kabahat yok. Adaletli olalım. Onu kan dile yakın savaşın sürmesini isteyen Devlet Bahçeli'nin çıkışından çok rahatsız olmuş. Çok koyu Kürt milliyetçisi biri uydurmuş. Ona söylemiş o da yaydı. Abdullah Hoca'dan yasal güvence istiyor, garantör ülke istiyor. Ya da böyle bir şey yok. Devlet Bey'in açıklaması şu. Diyor ki Devlet Bey kardeşim ben siyasi çizgimden taviz vermiyorum. Ben Türk milliyetçisiyim. Ve ben Kürt sorunu vardır demiyorum. Yoktur diyorum ama PKK'sın. gel diyorum Abdullah Öcalan'a. Çık İmralı'dan gerekirse meclise gel ki bu çok radikal bir öneri. İnanılmaz bir radikal öneri. Gel terörü bitirdiğini açıkla. Silahlara vedayı açıkla. Gerekirse umut hakkını dahi konuşalım. Düşün ben dedim ki artık İmralı dönem bitti. İmralı'dan gelsin Ankara'da ev hapishanesine çıksın. Devlet beni de açtı ki ben genelde böyle radikal bir yorumcu diye bilinerim. Devlet Bey maşallah bizde solladı geçti. Aslında Devlet Bey En tepeye. Sizin derdiniz Öcalan mı yoksa siz gerçekten ABD'nin maşası mısınız? Tabii yor. onda Orada onda diyor. Ya şu. Telefonu söyledi ve oradaki, bu saatten Ve Öcalan ne dedi? Ömer Öcalan dedi ki ben dedi bunları yönetebilecek teorik ve pratik bir sahibim. Evet, e, Tuncay Bakırhan'ın DS'si de geldi. Ya. Tamam. E, zaten üstüne konuşuyoruz biz şimdi. Yani. Dünçer ne diyeceksiniz? Şimdi ben bir şey Ortacı bir Düncer Bakırhan iyi niyet ama demde herkes Tuncer Bakaran gibi değil. Demde bu konuda affedersin. Yani çok pislik yapanlar da var. Devlet Bey'in demek ki mesajı onlara. Bak diyor biz el uzattık. Müşfik elimizi uzattık. Hı. Kalkıp siz bizim elimizi tak diye vurursanız demir yumruk döner. Bak ben zaten hep bunu söylüyorum. Biz istiyoruz ki lider haber olarak da tert, anormal, zor bir dönem yaşamasın Türkiye. Yumuşak, normalleşmiş, herkesin rahat olduğu, ferahlayalım, bu nasıl olur? Tarafların birbirini anlayarak olur. Eğer sen uzatılan eli kırmaya kalkarsan ya da uzatılan eli ittirirsen dem taraf olarak Öcalan tarafı. Öcalan öyle bir şey yok da şu an şimdilik. o taraf olarak. O yüzde onluk o yapı. PKK, DEM hepsi aynı. Reddedersen demir yumrukla Türk devleti ezer. Olabilecekleri düşün aslında. Düşün orada. diyor. Orada verdiği mesaj o. Allah var şu ana kadar 3 5 böyle pürüzsüz hali de yok. Sakin gidiyor, mantıklı gidiyor, özgür, özgür, özgür güzel. Mazur yavaş falan saymıyorum. Onlar işi şeyindeler. Öbürleri çok Peki, önemli Peki tamam. Şimdi o şarkı. zaman gelelim ha. sizin bombalarınıza. Aynen. Yarın. Şimdi, Rasim Bey. Şimdi süremiz çok azaldı. Evet, Bak, onu söylemeden <laughs> gönder. <laughs> tamam. Alayım. Ne oldu? Ne Sonra önce de birileri anlamayacak Tamam Şimdi bombası. siz sizin şöyle bir hemen söyleyeyim. Erdoğan'ın grup konuşmasına dikkat dikkatle Herkes dinleyin, dediniz. dinleyin dediniz. dediniz. Şimdi bu grup konuşmasında bizim kaçırdığımız yarın yine, yine var? burada seninle olacağız. Evet. Grup konuşması yarın da damga vuracak. Elbette daha fazla bir şey söyleyemem ama biliyorsun maalesef kimi loser yani kaybeden eski diyelim milletvekili gazeteci şu bu. Efendim Tayyip Erdoğan'ın haberi yok. Devlet Bahçeli'nin kişisel fantazisi diye devlet Bey'de, de devlet Bey'de çok ayıp ederek sanki bu böyle bir açıklama devlet beyin kafasına göre yapabileceği bir şey. Ya devlet bey ile Tayyip Bey kaç defa haftada görüşüyorlar. Bazen 4 saat sürüyor. Baş başa devlet beyin o Selçuklu mimarisinden olan evinde ya da bazen külliyede baş başa 4 saat. Ne yapıyor bu insanlar? Tabla mı oynuyor i̇ki de, Tayyip Bey'le Devlet Bey. Ne yapacaklar orada? Tabii Tabla, de devlet, devlet meselelerini, meselelerini konuşuyorlar. konuşuyorlar. Ve orada hiçbirimizin bilmediği mahrem bilgileri de Tayyip Bey sunuyor. Devlet Bey'i değerlendiriyor. Devlet Bey de şu an Türkiye Cumhuriyeti en güçlü ikinci adamı. Birinci adam Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü ikinci adamı. Kilit nokta Orada bu konuşmalar yapıla yapıla iki lider uzlaşıyor. Devlet Bey Karar de diyor edildi. ki ben açıklayayım. Niye? Türk milliyetçiliğiyle anılan kim? Devlet Bey. Devlet daha Bey'in etkili daha, açık, daha vardı. etkili Çok doğaldır. Yani burada diyelim başörtülü bir kardeşimize haksızlık edildi. Senin onu savunman, diğer bir başörtülü kızın onu savunmasına daha etkili olur. Sen evet. dersin ki benim yaşam tarzım bu. Giyim tarzım bu. bu. Ama ben arkadaşımın yanındayım. Onun haklarının yanındayım dediğinde daha etkili olur. Bu da aynı. Bir Türk milliyetçisi, bir devlet bahçeli bu lafı etti. Bu lafı mesela radikal solcu biri etse tutuklanırdı yani. <laughs> Çünkü ah, vay sen bu bölümcü, hain. Ama devlet beyi ne olduğunu herkes de bildiği için davranı koydu. Bir anda da Türkiye tartışıyor. E, peki bundan kimi loser eski AK Partililer ne yapıyor? Haberi yok. Sözde Tayyip Erdoğan'ı koruyorlar. Ulan siz kimsiniz Tayyip Erdoğan'ı koruyacak be? Size mi kaldı? Size mi kaldı bu iş? Onun için yarın izleyin Lider Haber'de canlı yayınlayacağız. Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasını akşam da, 30 Ekim akşamı da Mina Hanım'la evet, yorumlayacağız. Yarın bombaları izleyin bakalım. O zaman peki. Programımızın sonuna geldik Rasim Bey. Söylemek istediğiniz son cümlelerinizi varsa. Yok ben de teşekkür ederim. Cumhuriyet, yeniden Cumhuriyetimiz herkese kutlu olsun. Evet. Birleşen, bütünleşen, 85 milyon diyecek ki bu ülke benim ülkem. Ben bu ülkede birinci sınıf yurttaşım. Ben bu cumhuriyetin sahibiyim. 85 milyon diyecek ama. Efendim on, biz daha üstünüz. Bilmem ne. Yok öyle bir şey. Bak ben bugün şu videoda yaptım. Çaklaban'ın biri var. Hadi onu da söyleyeyim. Atatürk'e benzeyen adam diye bir tip var. Ay, evet. TikTok açıyor. Para kazanıyor. Böyle bir rezillik olur mu ya? Ya da yolda mesela. Görüyorlar onu. Ya o vatandaşlarımız da kınıyor. Ay, oh, oh. Gördün mü sen onları? Gördüm. Ağlıyor. Ve para kazanıyor, para kazanıyor. adam bunun üzerinde. Atanmıyor. Döndün diyor falan. Gördün mü onu? Gördün. Yapmayın. <laughs> Yarın bak, akşam veririz ona. Mustafa'ya koyalım ya bak. Düğünlere gidiyor para karşılığı. Evet. Düğünde önüne Atatürk sevdiği için Aklı beyaz leblebi ve rakı. Yani. Ziyan görüntüler gerçekten. gerçekten ve bunu yapıyor. İstismarla para kazanıyor. Ya ağzımı tut. Yani tütük olmasa ağzımı bozacağım. Yapmayın. Bak. Mustafa Kemal Atatürk'ün en ünlü sözü evet. nedir? hayattaki tek hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yani dünyadaki tek yol hakiki yol gösterici diyor. Bilimdir diyor. Bu da bilimsel bir bakış açısı bu. Atatürk çıkmış, mezardan çıkmış zannediyor, ağlıyor. Bu türbe kafasıdır. Bu dinci kafadır. Bak radikal dinci deyince illa İslamcıları anlamayın. Bu da bir radikal dincilik. Sen eğer Kemalizmi din gibi görür, Atatürk'ü de yani hayatta en hakiki mürşit bilimdir diyen adamı peygamber gibi görürsen Atatürk'e benzeyen bir manyak da affedersin. Atatürk'e benzeyen o da nasıl benzemiş ne yapmış kendini bir sen evet, de makyajlı falan da, hileleri falan aynen, var değil aynen, mi? Öyle biraz da kendi de benziyor renkleri gözlü falan ama tabii ki de yine gerçek olmayan ya, bir şey. Ya TikTok açıyor teşekkür ona bana geliyor 100 lira teşekkürler diyor falan. İşte Atatürk selamı yapıyor falan ya olacak işte ya. Vallahi utanç verici. Yapmayın. Bütün vatandaşlarımıza sesi Atatürkçülük bu değil. Peki. Bu hokkabazlık. Rasim Beyciğim. Böyle bir yayını uzattık. Evet. E, Arkadaşlar bugün. Evet. Evet. Yarın akşam yine isterseniz. Yarın konuşuruz. bunları konuşuruz. Tamam. Efendim, e, haber yorumunun sonuna geldik. Hemen şu kameradan vedalaşalım. Yarın akşam yine saatler 19.30 gösterdiğinde biz burada olacağız. Lider Haber ekranlarından ayrılmayın.